Ali Bey diye bir öğrencim vardı. 20'nin üstünde ders almış bir yerden, Beylikdüzü'nde bir öğretmenden. Bana geldi, hocam bir de senden alayım, pazartesi işe başlayacağım dedi. Araca bindi, 100 metre gitmedik. Dedim senin direksiyonun hiç yok. Olur mu hocam, ben E5'e gittim, şuraya gittim, buraya gittim hocam, şöyle yaptım hocam, böyle yaptım. Ben dedim olmaz, senin direksiyonun yok. Seni asla dedim işe almazlar. Yok olur mu hocam? Neyse bana küstü, darıldı gitti. Pazartesi iş yerinden beni arıyor. Hocam bana araba vermediler. Ama ben dedim seni söylemiştim. Hocam siz söylediniz ama hani ben iyi olduğumu düşünüyordum. İşte böyle yani, herkes bu meslekte de olduğu gibi. Herkes ağzıyla ben iyiyim diyor. Ya bu önemli olan bunun fiiliyatta uygulanması. Ben ilk başladığımda mesleği yapacağım zannettim. İşte ücretsiz dedim. Evet insanlar arıyor. Ama sonra gidiyor. Kimse gelmiyor. Kimse gidiyor. Dedim bir şey var. Tamam karşı tarafta da var mutlaka ama bende ne var? Yani karşı tarafı değiştiremeyeceğime göre. Evet. Dedim ki yok. Çok serttim ilk başladığımda. Öfkeliydim. Evet. Ondan sonra işte terapi almaya başladım. Şu an daha yumuşağım, daha hani tamam tamamen koşulsuz yaklaşmıyorum belki ama ve terapide o yöntem bu yöntem bir sürü yöntem var ama en büyük iyileştirme faktörü koşulsuz karşı tarafa anlayışla sevgiyle yaklaştığınız zaman anne bu çocuk arasında bağ tam sağlıklı kurulamamış ya. Evet. O sağlıklı bağ kurduğun zaman terapist de çünkü senin için bir karşı taraflı bir insan. Evet. O ha diyor mesela, diyor ki şeyin danışanım, diyor ki ya diyor ben en absürt şeyle söylüyorum size, beni ayıplamıyorsunuz. Tamam hani yaptığı absürtlüğü hoş görmüyorum ama sen nasıl bunu yaparsın diye şey yapmıyorum. Yani yaklaşmıyorum. Tepki gösteriyor. Neden yaptın diyorum mesela. Ne oldu seni buraya iten? Onu konuşuyoruz. Bir konuşuyoruz. Meğer ihtiyacı var bir şeye. Ondan çıkıyor. Aa diyor ben ondan dolayı. Öyle derken şey oluyor, ne derler, yavaş yavaş iyileşmeye ve her geldiğinde ya ben aslında koşulsuz sevilebilirim, ben aslında sevgiyi, yani sevgiyi bir anlamda öğretiyoruz, o terapotik konuşamadım, ilişki deniyor buna, asıl iyileştiren de o. Mesela psikolog hiçbir şey bilmesin, karşısındaki insana sevgiyle anlayışla yaklaşmayı öğrensin ki bunun temeli yine Allah sevgisinden geçiyor. Evet. Orada nokta asıl yani %50 o. Sonra işte yok tekniklerdir, A kişisini farklı teknik uygularsın, yapısından dolayı, B'sine farklı, işte yaşam tarzından dolayı falandır filandır.